Metabolizma işi önemli hocam değil mi? Evet Şimdi kesinlikle Şimdi ben öyle. özür diliyorum şunu söylemem. Çocuklarıma bakıyorum. Hı hı. Ve o yaşta mesela ben de gençken hatırlıyorum çocukluk döneminde. Bana doktora götürmüş beni annem demiş ki bu kız ne böyle demiş. Yani bir deri bir kemik yediriyorum yediriyorum kilo aldırmıyorum. Tiroidi mi var şusu mu var busu mu var diye beni doktora götürüyor. Doktor da diyor ki kızı salın. <laughs> hiçbir şey zorlamayın. Çünkü diyor, taş yası şu anda diyor mümkün değil yani kilo alması metabolizma inanılmaz çalışıyor. Hı hı. Gençken hep böyle ve biz yaş aldıkça metabolizma ister istemez bir kere yavaşlıyor mu? Bu kaçınılmaz bir son mu? Evet çok doğru bir soru. Gerçekten öyle oluyor. Çünkü biz aslında alınacak nefesi belli olan canlılarız. Doğru. Dolayısıyla vücudumuz belli bir yaşa kadar sürekli büyüyor, gelişiyor, ilerliyor ama belli bir yaştan sonra da yani orta yaş dediğimiz 30 ila 40 arasından sonra da Gerilemeye başlıyor. Bu kadınlarda biraz daha farklı. Çünkü kadınlarda erkekte olmayan çok yüce bir yetenek var. Evet. Üreme yeteneği var. Onun için kadınların hormonal dengesi erkek vücudu gibi değil. Çok daha komplike, çok daha farklı bir hormonal dengesi var. Bu üreme yeteneğinin devam edebilmesi için de kadının yağ oranı erkeğin yağ oranına göre daha fazla. Erkek vücudunda erkek neye yarar? Kas gücüdür. Kas gücü olduğu için kas yapısı gelişmiştir. Evet. evet. Ama kadındaki gibi bir üreme yeteneği ulvi bir yeteneği olmadığı için erkekler yağ oranları daha düşüktür. Kadında östrojen hormonunun depolanması depolanabilmesi için yağ oranı daha yüksektir. Dolayısıyla kadınların metabolizma faaliyetleri erkeklere göre daha farklıdır. Bir de menopoz süreci olduğu için niye menopoz var? E kadının uzun yaşayabilmesi için var. Üreme dönemi hayatın sonuna kadar devam etseydi kadınlar bu kadar uzun yaşayamazlardı. Dolayısıyla her şey zamanında gerçekten denge öyle kurulmuş, Müthiş. öyle yaratılmış ve kadın gerçekten menopozdan sonra daha da metabolizması yavaşlayarak yağ oranı bir miktar daha artıyor. Eğer siz vücudunuzu tanırsanız vücudunuza uygun gıdaları verirseniz ve uygun şekilde egzersiz yaparsanız hayatınız boyunca sağlıklı ve kilo problemi olmadan yaşıyorsunuz. Ama vücudunuzu tanımazsanız, vücudunuza sürekli işlenmiş gıda yüklerseniz, sürekli olarak bugün insanların hayatında olan hazır yemekleri yüklerseniz, akşam diyor hocam ne yapacağım ben diyor geldim eve yemek yapacak vaktim yok köşedeki pizzacıdan pizza söyledim. İşte buna devam ederseniz o zaman karşınızda bir doktor buluyorsunuz ona derdinizi anlatırken buluyorsunuz kendinizi. Bunu yapmazsanız o zaman sağlıklı yaşıyorsunuz, bir doktora da ihtiyacınız olmuyor. Aslında hanımefendinin sorusu çok basit diyor ki metabolizmayı hızlandıran gıdalar nelerdir? Bu şu ihtiyaçtan doğuyor. Modern tıp ekolü hepinizi alıştırdı. Başım ağrıyor diyorsunuz, ağrı kesici veriyor. Hı hı. Tansiyonum yükseldi, tansiyon düşürücü veriyor. Bunların hepsine bir ilaç veriyor ve insanlar alıştı. Biz ona palyatif tedavi, belirtilere yönelik tedavi diyoruz. İnsanlar diyor ki ya ben kilo alıyorum madem, o zaman metabolizmayı hızlandıracak bir şeyler verin bana. Ben kilo vereyim. Var mıdır metabolizmayı hızlandıracak besin? Tabii ki vardır. Yani ben yiyeyim ama metabolizmam hızlı olsun ve yediklerimi yaksın. Aynen öyle. Yani ben canımın istediği her şeyi hmm. yiyeyim ama bir, bir çay olsun metabolizmamı hızlandırsın. Yiyeyim. İşte efendim bir bitki olsun metabolizmamı hızlandırsın. Ben canımın istediğini yiyeyim ama kilo almayayım üzerine yeşil çayımı içeyim. Var İşte bakın yeşil çay hmm. metabolizmayı hızlandıran en önemli bitkilerden bir tanesi. Başka mate metabolizmayı hızlandıran en önemli bitkilerden bir tanesi. Başka? probiyotikler. Bakın probiyotikler metabolizmayı hızlandırır mı? Hızlandırır. Dolayısıyla sirke turşu, ev yoğurdu, evde mayalanmış kefir gibi probiyotik gıdalar eğer kilo vermek istiyorsanız önemli. Peki nasıl oluyor bu iş? Aslında çok basit. Probiyotiklerimiz canlı. Bizim gibi bizim gıda ihtiyacımız var. Onların da gıda ihtiyacı var. Üstelik benim vücudumda tüm vücudumu oluşturan hücrelerin 10 katı kadar probiyotik taşıyorum. 100 trilyon probiyotik var. Çok kalabalıklar. Ben her gün yediğim gıdaların %25'ini probiyotiklerime veriyorum. Hmm. Eğer probiyotik yapım sağlam değilse kilo almaya başlıyorum. Probiyotiklerimi kaybetmişsem eğer. Nasıl kaybediyorum probiyotiklerimi? Antibiyotik kullanıyorum, ölüyorlar. Ha. Mide ilaçları kullanıyorum, ölüyorlar. Tarım ilaçlarıyla dolu tarım ürünleri yiyorum, ölüyorlar. Aynen. Hayvanların yetiştiriciliğinde antibiyotik kullanılıyor. Yediğim hayvansal gıdalarla antibiyotik kalıntıları yiyorum, ölüyorlar. Dolayısıyla bu yüzyıl probiyotikleri mahvettiğimiz yüzyıl. Perişan ettik onları. Her birimizin vücudunda probiyotik kalmadı. O yüzden de daha çok kilo almaya başladık. 100 sene önce çekilen o ilk filmlere bakın Çağla. Aynen senin söylediğin gibi. 100 sene önce çekilmiş filmler. işte İzmir Kordon Boyu 1924. İşte efendim Yeşilköy'de Atatürk'ün etrafında plajda toplanmış olan gençler. Hiç aralarında göbekli, şişman birini görebiliyor musunuz? Yok öyle birisi. Çünkü insanlar doğru besleniyor. Nedir doğru beslenme? Geleneksel beslenme, acıkınca yeme, doyunca kalkma... Ve bol egzersiz hareket. Eskiden biz çocukken bizim ailelerimiz mecburiyetten hareket ediyordu. Ev sobalıydı, odun kömür taşıyordu. Araba yoktu, her yere Doğru. yürüyerek gidilip geliniyordu. Apartmanlarda asansör yoktu. Hatta insanların çoğu bizde de olduğu gibi bahçeli evlerde yaşıyordu. Ekiyorduk, biçiyorduk, kümesle tavuklarımız vardı, orayla uğraşıyorduk. Haliyle hayatımızın içinde hayatı yaşarken doğal olarak egzersiz vardı. Kendiliğinden geliyordu vardı. bu. Her sabah çıkıyordum, okula yürüyerek gidiyordum okul bitince yürüyerek geri dönüyordu. Şimdi biz bunu normalleştirdik. Asansör var, niye merdivenle çıkayım? Tabii. zaten acelem var. Aşırı zaten konfor. sürekli bir yere Tabii. hep koşturur halinde. sürekli koşturuyoruz. yetişemiyoruz. Evet. Sürekli. Şimdi, e, antibiyotik konusunda burada isterseniz mincik bir parantez açalım. Hmm. Diyelim ki mecburuz ve doktorumuz önerdi. Şeye katılıyor musunuz? Antibiyotik aldığımız dönemde çocuklarımız için de kendimiz için de işte bir antibiyotik, bir probiyotik hani probiyotiği nasıl destekleyebiliriz ki o bakterilerimizi de e, probiyotiklerimizle koruyabiliriz. Şahla bununla ilgili yapılmış çok ciddi bilimsel çalışmalar var. Bir kül antibiyotik kullandınız, mecbursunuz, evet. gerçekten gerekiyor. Evet. Ben yazdım, doktora Aktaş yazdı, bir kül antibiyotik artık. Evet. kullandınız. O bir kül antibiyotik vücudunuzdaki probiyotiklerin yüzde doksanının ölmesine sebep oluyor. Hocam ben 5 kül antibiyotik kullandım, boğazımda iltihap vardı, nedir, niye öl ölüyor? Yüzde doksan doksan beşini kaybediyorsunuz çalışmalar var gösterildi. Eğer siz gerçekten probiyotik beslenmeyle devam eden bir insansanız doğru besleniyorsunuz yani. Probiyotik gıdaları bol alıyorsunuz. Bol sirke, turşu, kefir, yoğurt tüketiyorsunuz. Bu ölen probiyotiklerin yerine geri dönmesi 24 ila 36 ayı buluyor. İnanılmaz. Ne? 2-3 sene boyunca probiyotik yapınız bozuk. O kadar. Hastalıklara açıksınız. Probiyotik yapının bozulması demek sindirimin bozulması demek. Sindirimin bozulması demek işin daha da zorlaşması demek. K ve H vitaminlerinin eksilmesi demek, serotonin eksilmesi demek, depresyona yol açması demek bir sürü etkisi var. Peki ben ne yapmalıyım? Az önce Çağla'nın söylediği çok doğru. Bir kere antibiyotik başladığım anda hemen bir probiyotik takviyesi de başlamalıyım. Ve en az 6 ay devam etmeliyim. Ve bu süre içinde de antibiyotik kullanırken ve sonrasında bol miktarda fermente gıda tüketmeliyim. Yani ev yoğurdu, ev sirkesi, ev turşusu çok kıymetli evde mayalanmış kefir, çok kıymetli kombuça, çok kıymetli. Bunları bol 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 tüketmeliyim. Hmm. Ancak böyle probiyotik yapımı koruyabilirim. Probiyotik takviyesi almalı mıyız ya? Ben o kadar turşu, sirke tüketemiyorum. Asit yapıyor vesaire diye birkaç tane şey saydık diyelim hmm. ki bu konuyla ilgili. Hani ev yoğurdu günde bir öğün tüketiyorum yeterli mi hocam? Peki probiyotik takviyesi almak veya çocuklara vermek doğru mu normal zamanda? Doğru ve almalıyız. Da... Ben alıyorum. Her Alınıyor. gün mutlaka probiyotik takviyesi alıyorum ama aldığınız probiyotik takviyesi çok önemli. En önemli kural mutlak surette enterik kapsül yani bağırsakta çözünen kapsül kullanmalısınız. Enterik. Midede açılmamalı. Çünkü kullandığımız probiyotik takviyeleri mide asidine dayanıksız çağlar. Mide asidinde ölüyorlar. Anladım. Onun için bağırsakta çözünür olması gerekiyor. Bir evet. önemli mevzu var. Şimdi biz antibiyotik kullanmasak dahi ben yıllardır antibiyotik kullanmadım. En son ne zaman kullandım hatırlamıyorum. Hı hı. Bizim yediğimiz hayvansal gıdaların içinde çok yüksek miktarda antibiyotik kalıntısı var. Niye? Hı hı. Dünyada üretilen antibiyotiklerin yüzde 80'i hayvan yetiştiriciliğinde kullanılıyor. Doğru bu arada. İnsanlarda değil. Niye kullanıyorlar peki? Antibiyotiği verdiği zaman hayvan daha hızlı büyüyor. Daha hızlı kilo oluyor. E niye böyle bir şey oluyor? Çok basit. Çok antibiyotik probiyotikleri öldürüyor. Benim vücudumda olduğu gibi hayvanın vücudundaki ineğin, koyunun, kuzunun, tavuğun vücudundaki probiyotikleri de öldürüyor. Dolayısıyla günlük olarak aldığı gıdanın %25'ini vereceği probiyotik yok. O zaman ne oluyor? Probiyotikler öldüğü için hayvan daha hızlı kilo alıyor. Hmm. %25 daha fazla et bağlıyor, yağ bağlıyor ve besici hayvanı satarken %25 daha fazla ağırlıkla, kiloyla satıyor. Haliyle daha çok para kazanıyor. Yani aslında çağımızın özeti budur. Daha fazla para için ...daha fazla insanı hasta ettiler. Bu kadar basit. basit. Ve bunu da her yöntemi kullanarak yaptılar. Nasıl korunacağız hocam bundan? İşte bu sezon boyunca bu programda bunu anlatacağız. Nasıl korunacağız'ın tek bir cevabı yok. Ama genel olarak özetlemek gerekirse... ...eğer siz beslenmenize sahip çıkarsanız... ...aldığınız gıdayı bilinçli bir şekilde alırsanız... ...mutfağınıza sahip çıkıp evinizde yemek pişirirseniz... ...dedenizden, nenenizden öğrendiğiniz turşu kurmayı... ...yoğurt mayalamayı devam ettirirseniz egzersiz yaparsanız imkanınız varsa bir de kendinize bir bahçe yaparsanız siz korunursunuz. Basit özet. İşte bu sezon boyunca biz bunun detaylarına gireceğiz. Evet. Bilinçli beslenme nedir? İnsanın gıdalarının kendisini tedavi etmesi ne demektir? Sağlıklı yaşamak nasıl mümkündür? Bütün bunları konuşacağız. Tekrar hanımefendinin sorusuna dönelim. Metabolizmayı hızlandıran gıdalar tabii ki vardır. İşte yeşil çay, mate, probiyotikler bunlara örnektir. Zeytinyağı örnektir. Metabolizmayı hızlandırır. Ama ben dilediğim her şeyi yiyeyim. Yanına da bir tane çay koyayım, bir tane de salata koyayım metabolizmayı hızlandıran. Ondan sonra bana kilo aldırmasın. Zihniyeti yanlıştır. Lütfen böyle yaklaşmayın. Sofranız A'dan Z'ye bilinçli olarak kurulmalı. Siz bunu yönetmelisiniz. Sizin sağlığınızı koruyacak olan tek kişi siz kendinizsiniz. Bir kurum yok. Herhangi bir kurumdan sizin sağlığınızı korumasını beklemeyin. Siz kendiniz Kendi sahip çıkacaksınız. sahip çıkacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.